Yani şu anda devam ediyorum, evet. Ve bir sorum olacaktı size de. Lütfen. Siz konuşmalarınızda Mısır ve Tunus'taki olaylara isyan değil de kıyam kelimesini kullanıyorsunuz. Neden acaba? Yani neden? Kıyam incelikli bir soru değil mi hocam? Kıyam tabii namazla alakalı bir şey. Yani biz isyan etmeyiz. Biz kıyam ederiz. İsyan asi olmaktır. Kıyam Allah'a itaattir. Haddi zatında zalime baş kaldırmak Allah'a baş eğmektir. Çünkü Allah zulme baş kaldırmayı bir ibadet olarak tavsif ediyor. O zaman efendim zulme her baş kaldırı Allah'a itaat etmektir. O nedenle kıyam biliyorsunuz namazın rükünlerinden biridir. Kıyam, kıraat, rükû, sucud diyoruz değil mi? Evet. İşte cealallahul kâbetel beytel harame kıyâmen linnâs. Allah beyti haram olan Kabe'yi insanlık için bir kıyam yeri kıldı. Evet. Kıyam yeri kıldı. Yani demek ki kıyam sadece namazın içinde değil, Kabe'yi de bir kıyam yeri kılmış. O zaman haccın merkezinde de kıyam varmış. Bakınız, insanları harekete geçirmek. Aslında kıyam budur. Onun için ve izâ kumtum ile's-salâti diye başlar abdest hakkındaki ayet. Namaz için kıyama kalktığınızda, namaz için kalkacağınız zaman, kalktığınız zaman. Yani demek ki kıyam etmeden namaz kılınmıyor. Onun için ben isyan değil kıyam olduğuna inanıyorum. Bu da biraz dua olsun diye söylüyorum bunu. Yani hoş bir temenni, güzel bir arzu, evet, ve kıyam dua olsun. İnşallah kıyam olsun, isyana dönüşmesin, çapulcu hareketlerine dönüşmesin diyorsunuz. Tabii. Evet. Şimdi bir başka kardeşimize geçeceğiz ama hemen bazı şeyleri bir iki dakika arkadaşlar müsaadenizle. Hocam bize gelen mailler var. Hay. Ondan sonra e-postalar, hani kötü mail değil iyi mail diye böyle kötü bir espri yapıyoruz. Ondan sonra Murat Kubat dostumuzdan çok güzel iki soru var. Onu belki fırsat bulursam soracağım. Süleyman Kök kardeşimiz, dostumuz. Ugeday Ulu beyefendi bir soru göndermiş. Abdülaziz Beş Toğrak bize diyor ki peki iyi güzel hoş da diyor kelebek etki diyoruz da kendini yakmak meşru mu diyor. Hemen fıkhi cephesinden de bir soru sormuş. Yani bunu teşvik etmediğimiz aşikar. Bu buranın konusu değil. Yani bu biraz parmak aya gösterirken aya değil parmağa bakmak. Aya değil parmağa bakmak manasına geliyor. Bakmak biz orada kendini yakmanın meşruiyetini zaten savunuyor değiliz ama böyle bir şeyden kıvılcımlandığını, o küçücük gibi gözüken bir hadisenin ne büyük bir yangın tutuşturduğunu söyledik. Yoksa kendimizi yakalım manasında değil. Yani Nuh'un gemisinin ağacı hangi ağaçtandı diye sormak gibi olur. Olur, evet. Maksadı görmek lazım. Gunel Yakubova ondan sonra, burada da çok güzel bir nokta var. Şimdi açmayayım, kardeşlerimiz biraz daha soru sorsunlar. Hülya Gözcü hanımefendi, Azize Şahin, Zehra Değirmenci, Rana Çağlayan, Esra Çamur, Ahmet Bey. Hülya Gözcü'nün yine geniş bir sorusu var. Hayali Alasal, Hakan Coşkun, İsmail Taşpınar, galiba benim de tanıdığım İsmail Bey olması lazım bu. Hakan Gündoğan, Döndü Gündoğan, Hüseyin Çelik, Muhammed Yıldırım, Belçika'dan sevgili hocam. Malatya'dan Nur Kır, Ömer Yeter ve Canan Aydemir. Daha da pek çok dostumuz, bunlar çıkışı gelenler bizi hatırlamışlar. Bize suallerini tercih etmişler. Olsun. Onlardan bir kısmını ben zaten aralarda soracağım. Şimdi üçüncü olarak... mikrofonu almışız. Güzel. Evet. Mikrofon verilmez, alınır. Değil mi? Güzel, buyurun. Öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Öznur Sarıhan, 10. sınıf öğrencisiyim. 2 yıldan beri katılıyorum. Yani okula başladığımdan beri. Bu Kur'an halkasının bana verdiği tabii çok şey var ama en öncelikli verdiği şey bana sorumluluk bilinci oldu. Çünkü 1 saatlik bir arada ve hani okulda böyle istersem hani eğlenebilirim ya da dışarı çıkabilirim, herhangi bir şey yapabilirim. Ama bunun yerine ben sohbete gelmeyi tercih ettim. Bu yüzden çok büyük bir sorumluluk bilinci bana verdi. Hatta yani sınıfımızda mesela bir saat olduğu için, sadece cuma günleri bir saat aramız olduğu için farklı etkinlikler yapan arkadaşlarımız oldu sınıfta. İşte yemek getirip yiyenler, ne bileyim işte aralarında sohbet edip yani güzel eğlenceler yapanlar oldu. Bunlara bile katılmayıp biz Kur'an halkasına gittik, sohbete gittik ve Allah'ın öyle bir lütfu oldu ki mesela normalde yarım saat, bir saat geçen o sohbet o günlerde daha benim belki içimde gitmek istediğim, sınıfta olmak istediğim ama yine de Allah'ı tercih ettiğim, Allah için orada olduğum günlerde öyle bir zaman o kadar kısa, aslında o kadar uzun gibi geldi ama o kadar kısa geçti ki zaman, onlara da vakit ayırabildim. Çok büyük bir, benim için yani çok büyük bir şeydi bu. O yüzden hani diğer arkadaşlarımın da, gerçekten İmam Hatipli arkadaşlarımın da bunu yapmasını gerçekten çok fazla öneriyorum yani, çok tavsiye ediyorum. Ya, hani çok güzel bir şey, gerçekten anlatılmaz. Ben soruma geçeyim. Şimdi biz İmam Hatipliyiz, meslek dersleri görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim. Ve haftada gerçekten bu sene 7 saat görüyoruz biz. Yani büyük bir dilim. Fakat bu derslerde biz genellikle Arapça, mesela 3 gün, mesela ilk gün işte yüzünden okuma, ikinci gün ezber, üçüncü gün tecvid olarak görüyoruz. Ama hep Arapçasından görüyoruz. Ya biz burada Kur'an halkasında meali daha çok vermeye çalışıyoruz ama sonuçta okul çok büyük bir yer ve bize yani en fazla 60-70 kişiye ulaşabiliyoruz. Eğer mesela derslerde daha çok meal ağırlıklı olsa, yani meal de verilse daha iyi olmaz mı? Ve biz bunları hocalarımıza nasıl yani söyleyebiliriz? Ben ne zamandan beri bunu çok merak ediyordum. Eyvallah. Aslında sevgili Öznur, Türkiye'de din algısı, din tasavvuru mushaf merkezli bir din tasavvuru, Kur'an merkezli değil. Mushaf. Mushaf merkezli. Yani lafız merkezli bir din tasavvuru, mana merkezli değil. Onun için de Türkiye'de genel algı, halkın genel algısı, bu İslam topraklarında 3 aşağı 5 yukarı da aynıdır. Evet. Ama Türkiye'de daha ağır bu hastalık. Efendim, halkın din algısı, Kur'an'la olan ilişkisi mana üzerinden değil, lafız üzerinden. Kur'an üzerinden değil, mushaf üzerinden. Bu ikisi aynı şey değil. Onun için de yüreğinden okumaz halkımız, yüzünden okur genellikle. Yüzünden okur, yüzüne güler, o da onun yüzüne güler, birbirinin yüzüne gülerler, gülüşürler. Böyle öper, alnına koyar, kaldırır. Efendim, böyle bir ilişki var. Bu ilişki hiç şüphesiz Diyanete de sinmiş bir ilişki, milli eğitime de sinmiş bir ilişki ve din eğitimine de sinmiş bir ilişki. Yavaş yavaş bu değişiyor. Diyanet bunu fark etti. Çok güzel bir gelişme bu. Ama fark etti de bunu imamına, müezzinine, vaizine, müftüsüne, yani din hizmetlilerine yayabilmesi ve bu algıyı, bu tasavvuru değiştirmek öyle kolay değil. Koca bir halkın tasavvuru değiştireceksin. Tabii. Bu yani gömlek değil, pantolon değil efendim. Aynı şey din eğitimi için de geçerli. Din eğitimi, milli eğitim içinde çok ciddi bir birim, çok ciddi, gerçekten çok güzel hizmeti olan bir birim ve bu uğurda hizmet görmüş olan, geçmiş, emeği geçmiş herkesi ben ölenleri rahmetle, kalanları da rahmetle anıyorum efendim. Ama şu bir gerçek ki onlar da bu toplumun içinden yetişmiş insanlar ve onların da din eğitimini, çerçevesini çizerken, milli eğitim içerisinde İmam Hatip müfredatlarını yaparken zihinlerindeki Kur'an algısıyla hareket ediyorlar. Yani lafız merkezli, mana merkezli değil. Tecvid merkezli, tertil merkezli değil. Anlam merkezli değil. Siz ise anlam merkezli bir Kur'an'a davet ediyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ben inanıyorum ki yavaş yavaş din eğitimi de bu tasavvuru kıracak ve doğru olan şeye gelecek. İnşallah belki oralarda konuşuluyordur. Belki değil, eminim ki konuşuluyordur. Yani artık bu meseleler Türkiye'de ciddi manada konuşuluyor. Çünkü dinini ciddiye almaya başlıyor insanlar. Ve bu inşallah dalga dalga da gelecek. Çok geçmez, belki size yetişmez ama 1-2 sene içerisinde İmam Hatip müfredatları, özellikle de Kur'an derslerinin yapısı, mushaftan Kur'an'a, lafızdan manaya, tecvitten tertile doğru bir seyir izleyecektir. Biz bunu bir dua olarak kabul edelim. İnşallah. Öznur'cum, siz de öğretmeninize, öğretmenlerinize bu ricada bulunun. Yani hocam, biz aynı zamanda Kur'an'ın lafzıyla yüz yüze geldiğimiz gibi manasıyla da yüz yüze gelmek istiyoruz. Evet. Efendim, yani okuduğumuz bir altyazı gibi zihnimizden geçsin. Zihin ekranımızdan okuduğumuzun manası böyle geçsin. Geniş çağrışımlarıyla beraber geçsin. Ruhumuzda duyalım. Duyalım. Efendim, inşallah bu olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hocam bir de biliyorsunuz bir yanlış, kötü örnek olmaz ama kuru mealcilik diye de biz bir şey yaşadık. Evet. Yani bunun da etkileri oldu maalesef. Hani lafzın karşısına manayı koyduğunuzda ha bunlar mealcilik yapıyor, mealden kafasına göre yorum çıkarıyor gibi anlaşıldı. Evet. Hayır, manaya dönmek sadece kafana göre mealcilik yapmak demek değildir. Yani onu, o ayrımı aslında... yani bir kısım insanlar bunu bahane ediyorlar. Aynen bazılarına öyle. Bahane teşkil etti bu. Aynen malzeme öyle. Verdi. Yani bu istismardır. Evet. Hatayı istismar en büyük hatadır. Evet. Bir kere o ayrımı defaatle koyuyoruz ortaya. Bir kez daha koyayım. Evet. Kur'an'ı tefsir edip hüküm çıkarmak erbabının işidir. Gayet tabii. Kur'an'ı anlamaksa her mümine farzdır. İşte bu ayrım maalesef karıştı. Bu ayrımı yapalım. Doğru. Yani Kur'an'ı anlamak her Müslümana farzdır. Kur'an'ı tefsir edip hüküm çıkarmaksa alime farzdır. Erbabının işidir. Erbabının işidir. Aynen. Olur. İşte yani bunu malzeme olarak kullanmak da nefislere bahane verdiği açısından söyledim. Şimdi sırada kim var? Aa, güzel, böyle bir sırayla mı gittik? Güzel. Peki senin sorunu da alalım. Ondan sonra benim ekleyeceklerim var. Buyur lütfen. Adım Fatma Nesra Sepik. 11. sınıftayım. 3 seneden beri katılıyorum derslere. Ve aktif bir şekilde, yani aktif olmaya çalışıyorum ve aktif olunması gerektiğine inanıyorum. Ve hani halkımızın hani biz mezun olduktan sonra da bitmemesi gerekiyor. Rümeysa'nın da dediği gibi inşallah hakkımız devam edecek. Soruma geçmek istiyorum. Biz Rad suresi 11. ayete baktığımızda bir kavim özünde olanı değiştirmedikçe Allah da o kavmi değiştirmez buyruluyor. Bu bölgedeki değişmelere baktığımızda yani bu ayet bize neler anlatmaktadır, ne söylemektedir bu ayet bize? Eyvallah. Çok güzel bir soru. Hakikaten güncelle de alakalı, her güncelin dışıyla da alakalı. Efendim, İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Ra'd suresinin 11. ayetinde Rabbimiz bir toplumu oluşturan bireyler kendi nefislerini, kendilerini değiştirmeden Allah o toplumun genelini değiştirmez diyor. Evet. Bu aslında toplumsal değişimin kanununu veren bir ayet. Toplumsal değişim, bu değişim müsbete de olur, menfiye de. Olumluya da olur, olumsuza da. Onun için yani işte Nuh kavmi, Nuh peygamber bu kavmi değiştirmek için gönderildi. Fakat değişenler için tufan bir imkan oldu, değişmeyenler için tufan bir felaket oldu. Ne oldu? Değişmeyenler helake uğradılar. Anlatabiliyor muyum? Ya da menfi değişenler. Yani çürüme... Zaten menfi değişmiştiler. Değil mi? Değişmiştiler. Hep... Hazreti Nuh davet edince geri müsbete değişti bir kısmı. Hı. Onlar gemiye binmeyi hak ettiler. Onlar için tufan saadet oldu. Diğerleri içinse felaket oldu. Aynı şey Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Eyke ahalisi gibi Kur'an'da anlatılan helak olan kavim kıssalarında da anlatılır. Buradan çıkaracağımız şey nedir? Eğer siz toplumsal gidişatta şikayet ettiğiniz bir şeyler varsa, devletten şikayet ediyorsunuz, yöneticilerden şikayet ediyorsunuz, hükümetten.